Mersin gümrüğünde gerçekleştirilen 28 milyon liralık 1044 ton kaçak et operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının soruları üzerine etlerin ne olduğunu depo sahibine sor şeklinde konuştu. Operasyonla ilgili 11 kişi ise daha önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, önceki gün Mersin'e gelerek operasyonla ilgili bilgi vermişti. Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı 4 antrepoda yapılan operasyonda 1044 ton kaçak kırmızı etin piyasaya sürüldüğünü tespit ettiklerini ifade eden Canikli, yerlerine ise kanatlı eti ve tavuk kırpıntısı konulduğunu belirtmişti. Canikli piyasa değeri 28 milyon lirayı bulan kaçakçılıkla ilgili olarak 11 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını kaydetmişti. Gümrük muhafaza kaçak istihbarat ekiplerini bir firma tarafından Paraguay'dan Türkiye'ye sokulan resmi belgelerde transit geçişle Suriye'ye geçecek olan 1044 ton etin Türkiye'de pazara sürülmesi ve yerine tavuk ayağı, tavuk kırpıntısı konulması ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sonunda firma yetkilisi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antrepoya mal bırakan firma sahipleriyle depo sahiplerinin aralarında bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken gazetecilerin etleri ne yaptıkları şeklindeki sorularını cevaplandırmazken biri ise etlerin ne olduğunu depo sahibine sor şeklinde cevap verdi. Mersin Gümrük antrepolarında gerçekleştirilen 28 milyon liralık 1044 ton kaçak et operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişi Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden antrepo sahibi İE tutuklanırken 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili 11 kişi de daha önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Mersin'de gerçekleştirilen 28 milyon liralık 1044 ton kaçak et operasyonu Mersin Milletvekili CHP'li Aytu Atıcı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Atıcı mecliste konuyla ilgili söz aldı. Ülkemizin sınırları delik deşik olduğu gibi gümrüklerimiz de kevgire dönmüştür. Ülkemizin en önemli limanlarından birisi olan Mersin Limanı'nda birkaç gün önce binlerce ton kırmızı et kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı. Olay biraz soruşturulunca sadece et değil, başta bakliyat olmak üzere birçok gıda maddesinin transit geçiş maskesiyle iç piyasaya sürüldüğü anlaşıldı. Söz konusu kaçakçılık gıda üzerinedir ve halkın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca ithali yasak olan bu maddelerin kaçak olarak iç piyasaya sürülmesi Mersin halkının ve esnafının fakirleşmesine neden olmaktadır. Halka sorulduğunda herkes şunu söylüyor. 1. AKP iktidarları döneminde yukarının haberi olmadan hiçbir şey olmaz, kimse kendi başına yolsuzluk yapmaya cesaret edemez. 2. Yolsuzluk ortaya çıkarsa birkaç kişi önce cezalandırılır, sonra ödüllendirilir. 3. 17-25 Aralık'tan sonra boş verin Allah aşkına. Teşekkür ederiz. Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali için hazırlanan çevresel etki değerlendirme raporuna nükleer karşıtları topladıkları yaklaşık 3000 dilekçeyle itiraz etti. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı, Nükleer Karşıtı Platform dönem sözcüsü Seyfettin Atar, Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Erkan Demir ve çeşitli oda ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu NKP üyeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, radyoaktif atık depolama tesisi, kimse atıkların götürüleceğini iddia etmesin. Radyoaktif atık depolama tesisi, rıhtım, deniz dolgu alanı ve yaşam merkezi projesine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporunda atıkların nerede tutulacağı, nasıl taşınacağı ve devamında da bu sürecin güvenliğinin nasıl karşılanacağı konusu cevapsız bırakılmış durumdadır. Ayrıca ÇED raporu Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki kullanılmış atık depolama stratejisinin nasıl görüleceğine dair herhangi bir bilgi içermiyor. Bu yüzden ilgili ÇED raporunun kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu amaçla da bu raporun reddedilmesi için bu dilekçeyi hazırladık. Değerli arkadaşlarım, ben ve binlerce arkadaşım bu dilekçeleri imzaladılar. Akkuyu'da bulunan
vatandaşlarımız buraya bir nükleer santral yapılmasını istemiyorlar ve ÇED'e itirazlarını bildirdiler ve 4000 sayfa mıdır rapor yaklaşık olarak? Yaklaşık 4000 sayfalık bir raporun da bu kadar kısa bir sürede okunmasının çok da mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu sürenin de yetersiz olduğunu biliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte giderek artan trafik sorununu çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Yaşat İşhanı önündeki otopark, toplu taşıma araçları için cep haline getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yazılı bir açıklama yaparak kent trafiğini rahatlatmak için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yaşat İşhanı önündeki otoparkı cep haline getirdiklerini belirten Kocamaz, İnönü Bulvarı üzerinde ve belediyemizin yan tarafında bulunan belediyeye ait otoparkta gerekli çalışmaları yaparak burayı toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindireceği bir cep haline getirdik. Böylece İnönü Bulvarı üzerinde trafiğin en yoğun olarak yaşandığı bu bölgede toplu taşıma araçları yüzünden yaşanan karmaşa sona ermiş oldu dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sıkıntı ve şikayetleri daha rahat bir şekilde iletebilmeleri için her toplu taşıma aracına bir numara verdiklerini de dile getiren Kocamaz, bu numara aracın üzerinde vatandaşın rahatlıkla görebileceği bir noktaya yerleştirildi. Bu numaralar toplu taşıma araçlarının disiplin altına alınması için yapılan bir çalışmadır. Denetimler artırılarak toplu taşıma araçlarının trafikte tehlike oluşturmaması adına yapılan bu tür çalışmalar devam edecektir. Vatandaşlarımız 237-98-25, 237-25-03, 238-16-50 ve 238-16-51 numaralı telefonları arayarak şikayetçi oldukları toplu taşıma aracının numarasını ve şikayet konusunu yetkililere aktarabilirler dedi. Mersin trafiğindeki problemin çözülmesi için atılan bu adımların küçük ancak etkili olduğunu vurgulayan Kocamaz, kent içi trafiği kökünden ortadan kaldıracak olan battı çıktı ve raylı sistem gibi büyük maliyetli projelerini ise önümüzdeki süreçte hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. Mersin'in simge festivali haline gelen ve bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivali'nde hazırlıklar sona yaklaştı. Adnan Menderes Bulvarı, Mezitli Kavşağı'ndaki festival alanı süslemede kullanılan limon, portakal ve greyfurt nedeniyle rengarenk bir görünüme büründü. Türkiye'nin narenciye deposu olarak anılan ve narenciye üretiminin %30'unu karşılayan Mersin'de festival kapsamında sergilenecek olan narenciye süslemeleri son görünümlerini almaya başladı. Bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak olan festivalde 1500 metrekare alan ile mobil figürlerin süslenmesi için 500 bin adet narenciye kullanıldı. Toplamda 100 ton narenciyeden oluşturulan figürlerle görsel bir şölen amaçlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerinin destekleriyle hazırlanan festivalde davetlilere çeşitli narenciye ve ürünleri ikramı da yapılacak. 26 ülkeden davetlinin katılımı beklenen festivalde narenciye ile süslenen ahtapot, masal kahramanları, ev, semazen, gemi, tren, festival alanında zürafa, fil, otomobil, karetta, karetta figürleri ise mobil araçlarla şehir turu yaptırılarak görücüye çıkacak. Narenciye'den hazırlanan minyatür side sütunlarında açılışı yapılacak olan festivalde Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri tarafından özel olarak hazırlanan narenciye defilesi ise ilgi çekecek etkinlikler arasında yer alıyor. Festival kapsamında kullanılan 100 ton narenciye etkinlik sonunda vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Medya Mensupları Derneği Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu temsilcisi Okan Çalışkan saldırıya uğradı. Dün akşam saatlerinde Şehit Kerim Mahallesi'ndeki Medyat Basın Merkezi binasından çıkan Çalışkan arabasına doğru yürümeye başladı. Arabasına binmeye çalışan Okan Çalışkan arkadan iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Kafasına aldığı darbeyle yere yıkılan Çalışkan kısa sürede toplanıp kendine geldi. Saldırganların peşine düşen Çalışkan gecenin karanlığından faydalanan şüphelileri yakalayamadı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Çalışkan'ın başına 3 dikiş atılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneden taburcu olan Çalışkan polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı mahallesinde yol yapımı nedeniyle üst üste yaşanan trafik kazalarına tepki gösteren vatandaşlar, Mersin-Antalya karayolunu çift yönlü trafiğe kapatıp eylem yaptı. Akdeniz yolu projesi kapsamında süren yol yapımı nedeniyle önlem alınmayınca Işıklı mahallesinde meydana gelen trafik kazalarının artması üzerine yaklaşık 100 kişilik grup Mersin'i Antalya'ya bağlayan yolu trafiğe kapattı. Son yaşanan trafik kazasında Emin Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirten vatandaşlar, bu olayın bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Işıklı Mahallesi Muhtarı Zekeriya Özkan, yol yapımı nedeniyle birçok ölümlü, çok sayıda yaralamalı, maddi hasarlı kazanın olduğunu söyledi. Özkan, tek isteklerinin yol çalışması sırasında karayollarının önlem alması olduğunu dile getirdi. Özkan, karayoluna uyarı levhası veya bir alt geçit yapılmasının uygun olacağını belirtti. Olay yerindeki jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen grup, karayollarından bir görevlinin gelmesini istedi. Olay yerine gelen karayolları yetkilisi, vatandaşların isteklerini dinledikten sonra önlem alınacağı sözünü verdi. Grup, verilen söz üzerine 3 saat kapattığı yolu trafiğe açıp dağıldı. Mersin'de poliste 46 suç kaydı bulunan ve 6 hırsızlık olayıyla ilgili aranan 31 yaşındaki Abdullah A, yakalanacağını anlayınca ağaca çıkarak intihara kalkıştı. Abdullah A, polislerce ikna edilerek gözaltına alındı. Mersin'de 5 iş yerinden kablo hırsızlığı, Adana'da da bir kasa hırsızlığı olayına karıştığı güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilen Abdullah A'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Abdullah A'nın Kurdali mahallesinde olduğunu belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Polisleri bir anda karşısında gören hırsızlık zanlısı önce evin damına, daha sonra da evin yanındaki ağaca çıktı. Abdullah A çıktığı ağacın tepesinden çevredekilere intihar edeceği yönünde tehditler savururken bölgeye itfaiye ekibi ve zırhlı araç gönderildi. Uzun süre polisleri yanına yaklaştırmayan zanlı daha sonra ikna olarak teslim oldu. Sokakta toplanan zanlının yakınları ise görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. 46 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Abdullah A, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan Abdullah A'nın bir iş yerinden hırsızlık yaptığı sırada kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerine göre yanında bir arkadaşıyla gece iş yerine giren şüpheli, depoda köpekler olmasına rağmen iş yerinden bakır tel çalarak kaçtı. Mersin'in Tarsus ilçesinde maskeli 5 zanlı bir akaryakıt istasyonunun görevlilerini silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdikten sonra içinde yaklaşık 40 bin lira olan kasayı ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını alıp kaçtı. Alınan bilgiye göre D400 karayolu Arıklı mahallesi mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna sabaha karşı plakasını kapattıkları araçla gelen ikisi silahlı 5 kişi görevliler Suat Tunç ve Tuncay Gümüştaş'ı tehdit ederek arka taraftaki bölmeye götürdü. Bu sırada içinde 40 bin lira olan kasayı araca yükleyen şahıslar güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kaçtı. Gece saat 2.50'de benim elemanlarım aradı. Biz soyulduk. Soyma olayı da buraya marketin önüne bir kişi arabayı çekiyor, plakası kapalı, 5 kişi iniyor, elemanımızı arkaya götürüyor, yatırıyor. Bir kişi onların başında bekliyor, diğer 4 kişi de petrolün içine markete ve kasamızı alıp gidiyor. Kasamızın içinde büyük miktarda paramız vardı. Jandarma bir saat sonra geliyor. Olay gece olduğu için çevre araması olmamıştır. Şu anda jandarma yoldaki kameraları izliyor, kayıt altına alıyor. Gece saat 2.30-3 sıraları bir tane araba yaklaştı. 5 kişi indi, 3'ü silahlı. Beni aldılar, arka tarafa götürdüler. Kafama silahlar dayadılar. Bütün olay bu. Yapacak bir şey yok, benim kafama silah dayadıktan sonra.
Mersin'de baraka halindeki bir ev alev alev yandı. Yangına uykuda yakalanan ev sahipleri ve çocuklar kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. Polisler içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etmek ve uyandırmak için evin pencere ve duvarlarına tekme ve yumruk atmak zorunda kaldı. Merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye mahallesi 5016 sokak üzerindeki baraka halindeki tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin ahşap ve içeride yanıcı eşyaların çok olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler çatıyı kapladı. Olay yerine ilk gelen polisler içeride ve yan dairede bulunan aileleri tahliye etti. Yangına uykuda yakalanan kadın ve çocuklar büyük korku yaşarken canlarını zor kurtardı. Ben bu tarafta. Yangın arka ortada. Oturduğunuz odaya uzak şu. Yangın çamaşır makinesi ne yapalım? Çamaşır makinesi ne olabilir mi? Çamaşır makinesi yok, halıydı. Halıydı. Herhangi bir sobada kullanılır. Üstten çıktı. Üstten çıktı. Çamaşırdan çıktı. Tamam. Hala burayı. Mersin İdman Yurdu'nun başkanı Ali Kahramanlı, Bulgar futbolcu Spas Delev'in transferinden ötürü FIFA'nın Mersin İdman Yurdu'nu küme düşüreceği yönünde çıkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bulgar basınında yer alan haberlere göre Mersin İdman Yurdu 2011-2012 sezonunun devre arasında CSK Sofya'dan renklerine bağladığı Bulgar futbolcu Spas Delev'in transferinden ötürü küme düşürülme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilmişti. İddialara göre FIFA halen bu transferden dolayı Mersin İdman Yurdu'ndan 660 bin avro alacaklı olan CSK Sofya lehinde karar verdi. Mersin İdman Yurdu Başkan Ali Kahramanlı, Bulgar basınında yer alan haberlerle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada Spas Delev'in transferiyle ilgili CSK Sofya kulübüne 600 bin avro civarında borçları bulunduğunu doğrulayarak ancak Delev'in kendisiyle ilgili olarak bizim de 1 milyon 300 bin avro civarında alacağımız var ve bununla ilgili de dava açtık. Dava süreci şu an FIFA'da devam ediyor. Bize Delev'in transferinden doğan borçla ilgili bir yazı gönderildi ve ödeme içinde belirli bir süre verildi. Bu süre içerisinde ya kulübüyle görüşerek, anlaşarak biraz daha süreyi uzatıp ödeyeceğiz veya duruma itiraz edeceğiz. Kasa gideceğiz. Daha kesinleşmiş bir konu yok ama her durumda biz bu borcu ödemek zorundayız. Bu kulübümüzün borcudur, bizim borcumuzdur dedi. Borcu olan tek kulübün Mersin İdman Yurdu olmadığını belirten Kahramanlı, şu anda toplam 1 milyon 100 bin avroluk bir borcun gündemde olduğunu belirterek, bu konularla ilgili dün akşam yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Nasıl bir ödeme yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Daha önce zaten FIFA bize Çek kaleci David Bicic'le ilgili ceza vermişti. Toplamda 120 bin avro tutarında. Onu bugün ödeyeceğiz. Arkasından da Delev'in bonservisiyle ilgili olarak kulübü önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Onlarla da oturacağız ve konuşacağız. Konuşup bu işi çözeceğiz. Şimdi birileri bu işi farklı yerlere götürüyor. Yok efendim Mersin İdman Yurdu FIFA tarafından küme düşürülecekmiş diye. Kesinleşmemiş bir şeyi, netleşmemiş bir şeyi maalesef birileri bu hale getiriyor. Hiç kimse buna inanmasın. Biz buradayız. Mersin İdman Yurdu büyük bir kulüptür ve büyük bir camiadır. Hem yönetim olarak hem de şehir olarak bu borcu ödeyecek gücümüz tabii ki var ve bunu ödeyeceğiz. Hiç kimsenin Mersin İdman Yurdu'na zarar vermeye hakkı yoktur. Bugüne kadar hiç kimsenin de bu kulüpte alacağı kalmamıştır ve kalmayacaktır. Bu bizim borcumuzdur. Çok kısa süre içerisinde de bu borcu ödeyeceğiz. Kimse bu konuda farklı bir şey üretmesin diye konuştu. Süper Lig'de milli maç arasına puan cetvelinde 4. sırada giren Mersin İdman Yurdu'nda bayram havası esiyor. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı bu başarının tesadüf olmadığını belirtirken Çamlıbay'ın ekibinde Avrupa nidaları atılıyor.
Sezona ligde kalma hedefiyle başlayan ancak ilk 9 haftada 16 puanla puan cetvelinde 4. sırada yer alan Kırmızı Lacivertlilerde moraller yerinde. Mersin İdman Yurdu Başkan Ali Kahramanlı güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek çıkışımız devam edecek dedi. Başarının sırrı olarak da birlik ve beraberliği gösteren Kahramanlı, biz yönetim olarak ekibimize ve teknik heyetimize güveniyoruz. El birliğiyle çıkışımızı devam ettireceğiz diye konuştu. Gösterdiği performansla takım olarak çıtayı yükselttiklerini belirten Başkan Kahramanlı, sezon başında ligde kalma hedefiyle sezona başladık. Ancak takımımızın göstermiş olduğu üstün performans sonrasında hedefi biraz daha yükselterek Avrupa kupaları için hedef koyduk önümüze şimdiden. Ancak bu çıkışımızı ilk yarıda devam ettirirsek, ligin ikinci yarısında takıma eksik bölgelere yapacağımız takviyelerle çıtayı ve hedefimizi iyice yükseltebiliriz. Mersin olarak bu takıma güvenip ve destek verirsek başarı daha da kaçınılmaz olur dedi. Handbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Hantaş Sportif bu hafta evinde ağırlayacağı Konya Selçuklu Belediyesi'ni yenerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Sportif direktör Osman Özoğlu, Konya Selçuklu Belediyesi maçı bizim için hedef maçı. Ne yapıp edip bu maçı kazanmamız gerekiyor dedi. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 24-23 yenilen Mersin Hantaş Sportif 6. haftada 0 puan toplayarak ligin sonuna demir attı. 6 maçta rakip kaleye 155 gol atan Mersin ekibi kalesinde 197 gol gördü. Özoğlu, bizi bu hafta evimizde zorlu bir maç bekliyor. Rakibimiz 2 puanla sıralamada bir üstümüzde yer alıyor. Bu hafta bu maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu maç bizim için hedef maçı. Ne yapıp edip bu maçı kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz bu hafta sürpriz bir şekilde berabere kaldı. Gençler Birliği takımı hafta içi yabancı oyuncu transferi yaparak iyice güçlenmişti. Ancak Konya ekibi evinde 34-34 berabere kalarak bir puanı hanesine yazdırdı. O yüzden maça iyi başlayıp maçın sonuna kadar iyi mücadele etmeliyiz. Bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Tüm Mersinlileri cumartesi saat 14'te Seyfi Alanya'da oynayacağımız maça bekliyoruz diye konuştu.